Geliyor. Mürettebatın en kısa sürede kurtarılmasını temenni ediyoruz. Üç gün önce kaybettiğimiz kaliteli mizahı, ilkeli duruşu, Atatürkçü, aydın ve muhalif kimliğiyle ekranlarda yer alması zaman zaman AKP Türkiye'sinde engellenen Metin Uca'yı saygıyla anıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bir başka gazeteci Barış Pehlivan'ı da 3 ay özgürlüğünden mahrum ettiler. Geç gelen adalet adalet değildir sözü artık bizim ülkemizde ne yazık ki adalet gelsin de ne zaman gelirse gelsine dönüşmüş durumda. Barış Pehlivan yine araştıracak, yine yazacak, yine eleştirecek, yine gündem oluşturacak. Her türlü baskıya, tehdide, engellemelere karşın topluma gerçekleri duyuracak olan sizlersiniz. Yani bağımsız ve özgür medya. Cuma günü Halk TV, Tele1 ve KRT'ye yine para cezası verildi. Şaka gibi ama geçen hafta Flash TV emekli maaşlarının düşüklüğünü eleştiren bir yayından dolayı Rütük'ten idari ceza aldı. Peki medya kuruluşları ne yapsın? İşsizlik %10 demek yerine çalışma oranı yüzde doksan mı desin? Suriyeliler mülteci değil de turist mi desinler? İşsizler ordusu yerine istihdam edilmeyi bekleyen genç kitle mi desinler? Emeklinin parası yok, evden çıkamıyor demek yerine emekliler evde dinleniyor mu desinler? Herkes havuz medyası gibi pembe yayıncılık mı yapsın? Katliamcı terör örgütleri, tacizciler, soyguncular mafya mensupları ve çeteler haber yapılmasın mı? Yolsuzluklar ve sosyal medya üzerinden yapılan kara para aklamaları, kadına şiddet olayları özgür basın ve medya olmasaydı nasıl açığa çıkacaktı? İktidar ve yandaşları rahatsız olmaya devam etsinler. Gerçekler bir şekilde açığa çıkacak. Çünkü bu ülkede kalemini satmamış, gerçekleri yazan, dürüst, ilkeli bağımsız ve tarafsız çok sayıda gazeteci var. Sizin ısmarlama cezalarınız da onları yıldıramayacak. Değerli basın mensupları, mesela Özgür Basın bizim sorularımızı gündeme getirmese, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın akıllara ziyan açıklamalarını konuşmayacaktık. Sayın Bakan, NİDE milletvekilimiz, Sayın Ömer Fethi Gürer'e verdiği yanıtta Türkiye'de yoksulluk ya da açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok demiş. Vedat Bey en son ne zaman bir pazara gidip alışveriş yapmış merak ediyoruz. Kıymanın fiyatını, ekmeğin kaç liraya satıldığını, süte son 6 ayda kaç kez zam geldiğini, kasap ve marketlerde parayla kemik satıldığını acaba biliyor mu? Sayın Bakan'ın enflasyondan, zamlardan, kiralardaki fahiş artışlardan haberinin olmadığı çok belli. İşte Türkiye gerçeği bu: Halktan kopuk Cumhurbaşkanının, halktan kopuk bakanları, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Değerli basın mensupları, OECD ülkelerinde ortalama enflasyon yüzde 8, Türkiye'de ise yüzde 61.4. Bir bardak çay 20 lira, bir simit 10 lira. Dört kişilik bir aile, üç öğün kişi başına bir çay, bir simit tüketse bile aylık 10.800 liraya ihtiyaçları var. Ailesine bakmakla yükümlü bir asgari ücretliye bu harcamayı yaptıktan sonra geçinmek için 602 lira para kalıyor. Sayın Bakan'a tavsiyemiz bir ayı değil sadece bir günü asgari ücretle geçirmeyi denesin. Belki o zaman vatandaşın hayatta kalma mücadelesini anlayabilir. Bu Sayın Işıkan'ın akıllara durgunluk veren ilk açıklaması değil. Görüyoruz ki son da olmayacak. Geçen hafta kayıtlı işsizlik oranı yüzde 9.2 olarak açıklandı. Her beş gençten biri, her üç kadından biri işsiz. Ama Sayın Bakan çok değil bir ay kadar önce ülkemiz son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda diye açıklama yapabildi. Bizim iktidarımızda halktan kopuk bakanlar değil, halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten bakanlar olacak. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki yerel seçimde de yine halkın dertleriyle dertlenen, halkın sorunlarına çözüm üreten belediye başkan adaylarıyla seçimlere gireceğiz. Bugün MK gündemimizin konularından biri de buydu. Yerel seçim Adaylarımızı belirlerken katılımcı, kapsayıcı ve demokratik yöntemler uygulanacak. Belediye başkan adaylarımız belirlenirken aynı merkez yönetim kurulumuz ve gölge kabinemiz belirlenirken olduğu gibi mümkün olduğunca kadın temsilini arttıracak eşit temsil prensibine uyulmasına özen gösterileceğini buradan bir kez daha ifade etmeliyim. MK toplantımızın bir diğer gündemi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ve Gölge Bakan MK üyelerimizin Hatay'a deprem bölgesine yapmış oldukları ziyaret ve hazırladıkları raporlardı. MK toplantısında deprem bölgesindeki çiftçilerin sorunlarını, milli eğitimdeki, tarımdaki, sağlıktaki sorunları ve bunların çözümlerini görüştük. MK toplantımız bu arada hala devam ediyor. Diğer bir gündem maddesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı emekli çiftçilere yapılan ikramiye haksızlığının giderilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu başvurunun her ne kadar Anayasa Mahkemesi henüz karar vermemişse de etkili olduğunu ve olumlu sonuç doğurduğunu görüyoruz. Zira basına yansıyan haberlere göre Erdoğan'ın bu haksızlığın giderilmesi yönünde talimat verdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak bunun için bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu yasal düzenleme yapılırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu hatırlatmak isteriz. Bir emekli neden çalışır? İşsiz olan oğluna destek olmak için çalışır. Bir emekli neden çalışır? Mutfak masraflarını karşılayamadığı için kirasını, elektrik parasını, su parasını, kullanmış olduğu ihtiyaç kredisini ödeyemediği için çalışır. Dolayısıyla bu yasal düzenleme yapılırken bu ödenecek 5 bin lira ikramiyelerin sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı emekli çiftçileri değil, tüm emeklileri kapsamasının Türkiye'nin ekonomik koşullarına ve sosyal devletin gereklerine uygun olacağını ifade etmeliyiz. Değerli basın mensupları, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Ülkemizde her iki çocuktan biri yoksulluk çekiyor. Geçen yıl 31.890 çocuk cinsel saldırıya uğradı. Cinsel suç mağduru çocuk sayısı 9 yılda 3 katına çıktı. Suça sürüklenen çocuk sayısı 10 yılda 2'ye katlandı. Bu ülkede çocuk olmak bu kadar zorken Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun demek de ne yazık ki kolay olmuyor. Bizler taşıdığımız değişim meşalesini çocuklarımızın geleceği aydınlansın diye yaktık. Çocuk işçiliğinin olmadığı, onları bedenen ve ruhen koruduğumuz, geleceklerinin daha doğmadan ipotek altına alınmadığı, haklarının sadece kağıt üzerinde değil, okulda, evde, sokakta, kısacası hayatın her alanında gözettiğimiz güzel bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Onların layık ve çağdaş eğitim sisteminde eğitim görme hakkına el uzatanların karşısında yine biz olacağız. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eğitim çocukların en temel haklarından biridir. Ama bu anayasamızda yazıldığı gibi Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre bir eğitim olmalıdır. Milli Eğitim Bakanı'nın imzaladığı protokolleri, çağdaş ve layık eğitim sistemini yıpratmaya yönelik attığı adımları ve bazı cemaatlerin yöneticileriyle çektirdikleri fotoğrafları dikkatle takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde müfredatla ilgili bir açıklama yapmış. Diyor ki: "Bu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz ve düzeylerinin üzerinde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak." Biz de buradan soralım. Erdoğan'ın her iş cinayetini madenlerdeki kayıpları iş yerlerindeki ihmaller zincirlerini gündemden düşürmek için kullandığı fıtrat ifadesi yeni müfredatın temel unsurlarından biri mi olacak? Biz aklı ve bilimi kendine rehber edinen, çevreye, doğaya, insanlığın gelişimine ve dünya barışına duyarlı, hayatın her alanında eşitliği, özgürlüğü, demokrasiyi benimseyen nesiller yetiştirmek için çabalarken AKP iktidarı yüzünü daha fazla gerici zihniyete dönüyor. Tek tip öğrenci, tek tip birey hatta kindar bir nesil yetiştirmek için hala uğraşıyorlar. Bakın buradan uyarıyoruz. Eğitim sistemini akıldan, bilimden, çağdaşlıktan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan uzaklaştıracak adımlar atmaya sakın hayeltenmeyin. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bu değerlere sahip çıkan gençleri velileri, anne babaları ve yurttaşlarımızı bulursunuz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu vergide adalet, gelirde adalet sloganıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüdü. İşçi ve emekçi kardeşlerimiz haklı taleplerini ortaya koydular. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ankara Ulus Meydanı'nda noktalanan yürüyüşe destek verdik. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in orada ifade ettiği gibi biz bu yollara yabancı değiliz. Bundan sonra da sendikalar, dernekler, sivil toplum kuruluşlarının tüm haklı talepleri bizim desteğimizi alacak. Meydanda, sokakta, eylemde, grevde onların yanında olacağız. Değerli arkadaşlar. Şimdi içimizi acıtan, kamu vicdanını derinden yaralayan bir olaya değineceğim. 2007 yılında bu ülkenin alnına bir kara leke sürüldü. Ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmazlar sözünü kana buladılar. 2007'de güvercinlere kıydılar. 2023'te kıyanları serbest bıraktılar. Türkiye'de yaşamak masumların sınavı oldu. 17 yaşında bir çocuktan bir katil yarattılar. Sonra o yarattıkları katilde iyi hal aradılar ama aydın ve özgür düşünceye ne halin varsa gör dediler. Böyle bir dönemde o gün Samastın tahliyesinin bir tesadüf olmadığını biliyoruz. Türkiye bir yargı darbesiyle karşı karşıyayken bu tahliye kararıyla günü gelir katilimize de sahip çıkarız mesajını verdiler. Muhalefete, gazetecilere, onlar gibi düşünmeyenlere akılları sıra gözdağı veriyorlar. Onlar o gün Samas'ta hatırlattıkça, Erhan Tunceli, Yasin Hayali ve türevlerini konuştukça ve korudukça bizler Uğur Mumcu'ya, Ahmet Taner Kışlalı'ya, Abdi İpekçi'ye, Bahriye Çoka ve Muammer Aksoy'a sarılacağız ve hukuka tutunmaya devam edeceğiz. Rakel Dink'in gözlerini bir kez daha dolduran, kalbini bir kez daha kıran, kendi ifadesiyle onu yasın en ağır günlerine geri yollayan bu adalet anlayışını asla affetmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, Orta Doğu'nun Göbeğindeki insanlık dramı 45. gününde. İsrail Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. En son Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ni ele geçirip zorla boşaltarak yüzlerce hastayı ve onlarca prematüre bebeği sokağa attılar. Vefa Hastanesi'ni ise bombaladılar. Hastanelerin hedef alınması uluslararası hukuka ve savaş hukukuna aykırıdır insani olarak kabul edilemez. Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanarak sivillere insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz. Gazze konusunda gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir aydır ara bulucu ve garantör olmaya çalışıyorlar. Erdoğan Astana'dan Almanya'ya gittiği her yerde bu talebini dile getiriyor, ülkemizin itibarını zedeliyor. Taraf olan bir kişiden hakem de olmaz, ara da olmaz. Bölgede hiçbir ülke Erdoğan'ı ara bulucu, Türkiye'yi de garantör olarak kabul etmiyor. Erdoğan ve Fidan'ın tek taraflı teklifleri karşılıksız kalıyor. Erdoğan geçtiğimiz hafta Almanya'ya resmi bir ziyarette bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından gayet soğuk karşılandı. Hatta Alman medyasında da alay konusu oldu. Elbette bundan mutluluk duymuyoruz. Daha da ötesi ülkemiz adına ziyadesiyle üzülüyoruz. Ancak Erdoğan'ın güven vermeyen, yalpalayan, tutarsız ve hamaset odaklı dış politikasının kendisini ve ülkemizi dış dünyada getirdiği noktada ne yazık ki tam da budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde Eurofighter savaş uçağı almak istediğimizi ifade etmesi, Alman yetkililerin buna sessiz kalması üzerine Alman Başbakanının yanında dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya'm. Birçok yerde bunların çalışmasını yaparız diyerek Türkiye'yi parasıyla uçak almak için kapı aşındıran bir ülke olarak göstermiştir. Geçmişte F35 projesinden atılan Rusya ziyaretinde SU-35 almak isteyen aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir türlü F-16 uçağı bile alamayan bir ülke haline geldik. Ülkemizin ekonomisini yerle yeksan eden Erdoğan'a ve AKP'ye bir soru soralım. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne diyor ki neden Doğu Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyorsun? Amerika nere? Doğu Akdeniz nere? İsrail, Filistin nere? Bunu ifade eden Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ABD'ye gönderip ABD'li yatırımcılardan Türkiye'ye yatırım yapmalarını istiyor. Amerika'dan buraya yatırımcı gelir mi? Tabii ki hayır. Halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin Anayasa Mahkemesi kararına aykırı olarak cezaevinde tutulduğu bir ülkeye yabancı yatırımcının gelmesini beklemek en hafif tabiriyle hayalperestliktir. Hatay milletvekili Sayın Can Atalay'ın üzerinden başlayan yüksek yargı krizinin anayasaya yapılmış bir darbe girişimi olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Anayasa Mahkemesi'nin tüm kararlarının bağlayıcı olduğu gerçeğini görmezden gelen Erdoğan yargıda da bir U dönüşü yaparak Yargıtay da bir yüksek mahkemedir diyerek önce Yargıtay kararını desteklemiş ancak ardından ben bu olayda hakemim diyerek pozisyon değiştirmişti. Biz en başından beri anayasa krizinin arkasında başka bir senaryo olduğunu vurgulamıştık. Sayın Erdoğan'ın bu en son yaptığı açıklamasıyla yüksek yargı organları arasında çıkarılan krizin asıl tarafları da ortaya çıkmış oldu. Erdoğan'ın tüm derdi ömrü yettiğince o koltukta oturmaktır. Allah kendisine ömür versin. Ama siyasi ömrünün sonuna geldiğini çok rahatlıkla söyleyebilir. Bunu o da görüyor ki dünkü açıklamasıyla 2017 referandumunda ısrarla savunduğu ve Türkiye için devrim diye nitelediği 50 artı bir düzenlemesinden kolayca vazgeçebiliyor. Biz Cumhur İttifakı'nın kendi içindeki hesaplaşmasına Hatay halkının iradesiyle seçilen Can Atalay'ın kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Onların siyasi hesapları nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne had bildirilmesine asla sessiz kalmayacağız. Elbette konunun Can Atalay'ı ilgilendiren, Hatay halkının iradesini ilgilendiren bir kısmı var. Ama esas mesele anayasasız, anayasasızlaştırma meselesidir. Anayasasızlaştırmanın sonu yok değerli arkadaşlar. Tayyip Erdoğan belki farkında değil ama kendi bindiği dalı kesiyor. Bugün anayasamızın 153. maddesini ihlal ederseniz yarın öbür gün anayasanın 100. maddesi, 101. maddesi, 102, 103 ve 104. maddeleri birileri tarafından ihlal edilmeye kalktığında söyleyecek sözünüz olmaz. Milletin Meclisi'nde Anayasa uygulanıncaya kadar adalet nöbetimize devam edeceğiz. Milli iradenin yok sayılmasını kabul etmediğimiz için mecliste nöbet de tutarız. Ağacı korumak için parkta da sabahlarız. Yurt sorununu yaşayan gençlerimizle banklarda da otururuz. Gerektiğinde hak, hukuk, adalet diyerek 435 kilometre yürür. Halkımız aydınlığa çıksın diye karanlıkta da kalırız toplumsal olaylara verdiği tepkiyle cesur, ilkeli ve kararlı duruşuyla ve gençleşen kadrolarıyla Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisini izlemeye devam edin diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun efendim Fox Haber. <laughs> Fırat Irmak 3 sorum olacaktı izninizle. İlk 50 artı bir ile ilgili efendim Cumhurbaşkanının açıklaması sonrası tartışma yeniden alevlendi. Şöyle de eleştiriler ve yorumlar var. Sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası olduğu yönünde. Siz de bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Sizce de sistemin iflası mı? İkincisi o gün Somaslı'nın tahliyesi ile ilgili. <laughs> Bugün Adalet Bakanı'nın bir açıklaması oldu. Aslında 2016 darbe girişiminden sonra kendisi hakkında bir iddianame hazırlandı. Ancak bu iddianamenin Nisan ayında bir takım eksiklikler nedeniyle iade edildiği şeklinde oldu. Ama kendisi serbest bırakıldı. E, serbest bırakıldıktan sonra eksikliklerin tamamlandığını ve e, işlemin gerçekleştiğini duyurdu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İddianame daha önce tamamlanamaz mıydı? E, son sorum da İBB ile ilgili olacak, adaylıkla ilgili. İyi Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı e, kendisinin e, İstanbul Büyükşehir Belediye'ye adaylığını açıkladı. Hem ittifak yolunda e, yaşanan tartışmalarda bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi ilk sorunuzdan başlarsak AKP iktidarında ve özellikle ucube tek adam yönetiminde halkımız, milletimiz zaten iflas etmiş durumda. Hayat pahalılığı toplumun tüm kesimlerini ağır bir şekilde eziyor ve dünkü açıklamayla birlikte şunu görüyoruz: Sayın Erdoğan'ın derdi koltuğunu koruyabilmek. Sayın Erdoğan'ın derdi halkın dertleri, halkın sorunlarını çözmek değil. 14 Mayıs seçimlerinde az bir farkla kazandığı cumhurbaşkanlığı e, koltuğunu, makamını ileride yaşayacağımız seçimlerde bir sorun yaşamadan sürdürmek. Sistemin iflasıdır. Zaten halkımız, milletimiz iflas etmiş durumdadır. Ancak denge ve denetim mekanizmaları olmayan, fren mekanizmaları olmayan bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yani tüm yetkilerin, tüm erklerin, tüm gücün bir kişinin elinde toplanan, toplandığı bir yönetim anlayışının ülkemize hiçbir faydası olmadığını yakın geçmişte yaşadık. Görüyoruz ki bir pozisyon değişikliği ya da konumunu koruyabilmek için bir pozisyon değişikliği, bir tavır değişikliği içerisine girmişler. Tabii burada şunu da merak ediyoruz. Aslında bu konuda hiçbir taviz vermeyeceğini söyleyen Sayın Devlet Bahçeli ve MHP'nin kurmayları bu olaya nasıl bakıyorlar? Acaba MHP kendilerinin dışlandığını, onlara gerek duyul gerek duyulmayan bu senaryoyu nasıl değerlendirecek? Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir kriz olduğu, çok net bir kriz olduğu ortada. Bahçeli o dönemde hatırlarsınız, yüzde 50 artı bir koşulunun tartışılmasının güvensizliğe neden olacağını vurguluyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50 artı bir koşulunun partiler arasındaki uzlaşmayı sağladığını ifade ediyordu. Demek ki Görüyoruz ki AKP'nin artık MHP'ye bir ihtiyacı kalmadı. Hatta daha da ötesi MHP'yi sırtında bir yük olarak görmeye başladı. Ben bu sorunuzun e, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsüne de e, sorulması gerektiğini düşünüyorum. O gün Samast'ın talihisine gelirsek, evet Sayın Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var ama e, şunu çok samimiyetle söyleyebilirim. O gün Samas hakkında geçmişte terör örgütü üyeliğinden açılmış bir soruşturma olsa dahi o soruşturmanın iddianame düzenlenerek bir kamu davasına çevrilmemesi açıkçası bu işin birileri tarafından sümen altına itildiğini gösteriyor. Yapılması gereken yani şu bilgiye dayanarak söylüyorum yerel mahkeme yerel mahkeme Gerekçeli kararında o gün Samast hakkında terör örgütü üyeliğinden bir suç duyurusunda bulunduğunu e, biliyoruz. E, ancak yapılması gereken gerekçeli kararda değil, dava devam ederken, yargılama devam ederken bir suç duyurusunda bulunup bir soruşturma yürütülüp ardından kamu davası açılıp iddianame düzenlenip e, o adam öldürme davasıyla birleştirilerek terör örgütü üyeliği iddiasıyla öldürme olayının aynı mahkemede birlikte yargılanması ve bir karar verilmesi gerekirdi. Yani doğru olan ve ceza muhakemesi usul kanunumuzun e, işaret ettiği yol ve yöntem buydu ama görüyoruz aradan 8 sene 9 sene geçtikten sonra e, bir tahliyeden sonra kamuoyunun tepkisi toplumun tepkisi sonrasında hızlı bir şekilde iddianame düzenlendiğini görüyoruz. Bu da çok net bir şekilde bu olayın sümen altına itildiğini, üzerinin örtüldüğünü, unutturulmaya çalışıldığını bize gösteriyor. İyi Parti grup sözcüsü dediniz, doğru mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup sözcüsü. Yani tabii ki aday olabilir, aday adayı olabilirler, yerel seçim yaklaştığı süreçte. Ee, İyi partiden de başka partilerden de İstanbul'la ilgili de başka iller ya da ilçelerle ilgili de e, iddia ortaya koyan arkadaşlarımız olabilir. E, bunlara saygı duyarız. Ancak önümüzdeki günler yani seçim takvimi yaklaştıkça seçim satım haline girildikçe bu tip olaylarda e, iller bazında ilçeler bazında da e, bir takım, birlikte hareket etme ya da ortak adayla süreci yönetme gibi durumlarla da karşılaşabiliriz. Şunu söyleyeyim Cumhuriyet Halk Partisi 81 vilayette ve tüm ilçelerde kendi adaylarıyla seçimi kazanacak şekilde seçimlere hazırlanmaktadır. Bugün MK gündemimizin konularından biri de Yerel seçim süreciydi. Yerel seçim sürecinde e, bu sürecin nasıl yönetileceği e, ve işte başvurularla ilgili e, takvim aralıklarının belirlenmesi, detayların belirlenmesi, adaylaşmaların hangi kriterlerle yapılacağı. Şunu söyleyeyim, bu konuda e, yerel yönetimlerden e, ve dayanıklı kentlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve gölge bakanımız e, düzeltiyorum genel başkan yardımcımız sayın Gökhan Zeybek bu konuda e, basın ve kamuoyuyla e, detayları paylaşacak. Ancak e, aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisinden aday adayı olmak isteyen arkadaşlarımızın 21 Kasım 2023 ile 28 Kasım 2023 tarihleri arasında bu başvurularını yapabileceklerini e, sizlerle paylaşayım. E dediğim gibi e, detaylar Sayın Gökhan Zeybek tarafından e, ilerleyen saatlerde ya da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır. Buyurun. NTV Uğur Bingöl. E, efendim sadece sınırlı bir değişiklik gelirse anayasa yani %50 artı %50 artı bir kuralı değişirse CHP'nin bu konuda tavrı ne olur efendim. Efendim biz bunu defaatle ifade ettik. Anayasayı tanımayan, anayasayı çiğneyen Anayasanın açık hükümlerini yok sayan bir anlayışla, bir zihniyetle biz anayasa tartışmasına ve görüşmesine girmeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı nettir. Buyurun efendim. Deniz Aslan TRT Haber, ee, Özgür Özel ilk parti meclisi toplantısında partinin 100. yılı için bir aftan bahsetmişti. İkinci Merkez Yönetim Kurulu toplantısında bir tavsiye niteliğinde fikirlerimi beyan edeceğim demişti. Bugünkü toplantıda gündeme geldi mi? Gündeme geldiyse MYK üyeleri tarafından nasıl bir tavırla karşılandı? Şimdi bu konuda ee, bir prensip kararı alındı. Ancak... Aftan faydalanmak isteyen arkadaşlarımız başvuru yaptıklarında e, onların durumları yani e, partiyle ilişiğinin kesilmesine neden olan eylemin somut özellikleri de değerlendirilerek ve dikkate alınarak o başvuruların her birinin ayrı ayrı e, incelenip bir karar verileceğini ifade edebilirim. Ama prensip olarak yüzüncü yıl nedeniyle hasebiyle e, bir... E, af konusunda hem Parti Meclisimizde hem de Merkez Yönetim Kurulumuzda bir mutabakat olduğunu da sizlerle paylaşabilirim. Buyurun. A haber. İlter Yeşiltaş. Efendim, Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in hafta sonu katıldığı bir konser nedeniyle kendisine yönelik eleştiriler var. Sosyal medyada da gündem olmuş durumda. bu konserde Hedef Van Milletvekili Pervin Buldan'ın da yer almasına dikkat çekti. Mehmet Ali Çelebi AK Parti milletvekili. Hem Atatürk hem Demirtaş olmaz şeklinde de bir değerlendirmesi oldu. Sizin bu açıklamaya ve gelen eleştirilere yanıtınız ne olacak? Efendim şimdi şunu söyleyeyim. Sanat evrenseldir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sanata ve sanatçıya önem veren, değer veren bir kişidir. Onun dışında çeşitli nedenlerle bir takım yakıştırmalar yapan kişileri ki az önce ifade ettiğiniz kişi e, nankörlüğün nankörlüğün bir sembolüdür, timsalidir. E, dolayısıyla bu yakıştırmalarla, bu kulp takmalarla ilgilenmediğimizi ifade etmek istiyorum. Sanırım başka soru yok. Teşekkür ederim arkadaşlar.